Şimdi başlıyoruz. İkinci bölümümüze dersin. Şimdi sorulardan devam edelim arkadaşlar. Sadece soru çözümümüz kaldı zaten. Bu soruyu çözdük. İlkokul 1. sınıf öğretmeni Veysel öğrencilerine ince kas etkinlikleri yaptırarak dinsel becerilerini geliştirmek istemektedir. Veysel öğretmenin öğrenciler için aşağıdakilerden hangisini tercih etmesi amacına daha uygun olur? Sanal gerçeklik, kavram haritası, yapboz, video film, satranç dediğimizde evet, çok net bir yapboz sorusu ki 2020'de buna benzer bir soru sordu ÖSYM. Çeldiricisi de çok da olmayan bir soruydu. Bir soru daha. Derslerini, pardon arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir düzenleme yapayım şurada. Derslerini simülasyon ortamında işleyen bir öğretmenin hangisine dikkate alması beklenmez? Simülasyonun gerçek hayatı temsil edebilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerini alması, simülasyona öğrencilerin odaklanmasını sağlama, rekabet ortamı oluşturma, öğrenci etkileşimine imkan verme. Yine açık sorulardan bir tanesi daha. Rekabet ortamı tabii ki çağdaş eğitimin hiçbir yerinde yok. Materyalde de rekabeti geliştirmek diye bir özelliğimiz yok. ÖSYM bunu da sordu 2020'de. Gelelim 2019 sorularının benzerlerine ait. Direkt cevabı verdim galiba. Neyse. Bir okul öncesi eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Vildan aşağıdaki fotoğrafı öğrencilerine gösterir ve onlara bu şekilde trafik ışıklarına nasıl karşı geçileceğini öğretmeye çalışır. Vildan öğretmenin kullandığı bu görselle ilgili olarak yapılan yanlışlık hangisidir? Sade bir fotoğrafın kullanılması bir yanlışlık değil. Gerçeğe yakın bir resmin kullanılması gerekirken gerçek fotoğrafın kullanılması. Yok, bu da bir yanlışlık sayılmaz. Mavi fonun fotoğrafının önüne geçmesi. Mavi fon işte fotoğrafın önüne geçmedi. İnsan fotoğrafı kullanmak gerekirken sadece insan figürünün kullanılması. Hayır, bazen figür fotoğraftan çok daha etkili sonuçlar verir. Kırmızı ışığın yanık olduğu fotoğrafın kırmızı ışıkta karşıya geçilir anlamı yandırması. Değil mi? Burada kırmızı ışık yanıyor ve aynı zamanda karşıdan karşıya geçen bir insan figürü görüyorsunuz. Böyle bir anlam oluşabilir. Buna benzer bir sorusu vardı ÖSYM'in 2019'da. Şey sormuştu, seçeneklere şey koymuştu. Yani yapılan hata nedir diye düşündüğümüzde çok fazla renk kullanılmıştı mesela. Bir sürü renk bir aradaydı. Ona yakın renk kullanmıştı. O da bir yanlışlıktı. E seçeneği sorunun cevabı. Bir öğretim materyali tasarlanırken ifadelerinden hangileri doğrudur? Materyalde öğrencilerin dikkatini istenen yöne odaklayabilecek vurgular yapılmalı. Doğru bir ifade mi? Evet. Vurguyu dikkat çekici olması gereken kısma yapmamız elbette ki materyalde beklenen durum olacaktır. Ön alanda ve zeminde kullanılan renkler birbirinden farklı olmalıdır. Şekil-zemin ilişkisi. Zeminde kullandığımız renk gri ise yazılar siyah olmaz çünkü yakın renkler olmuş olur. O da doğru bir ifade. İlişkili öğeler birbirinden uzak konumlandırılırsa anlaşılması kolaylaşır. Tam tersine ilişkili öğeler birbirlerine yakın konumlandırılmalı ki o bağlantılar kurulmalı. 1 ve 2 doğru yanıt. Devam. Sınıfında öğretim amaçlı video izletmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur? Öğretim amaçlı video izletmek istiyoruz. İzleme etkinliği öncesinde ön hazırlık yapmalı. Ki her zaman ön hazırlık biliyorsunuz arkadaşlar iyidir. İzleme etkinliği öncesinde konuyla ilgili bir tartışma başlatmalı. Böylelikle öğrencilerin izlemeye daha fazla odaklanabileceğini söyleyebiliriz. Ön bilgileri artı yoklamış oluruz tartışmada. İzleme etkinliğinde süre sınırlaması olmalı. Elbette ki süre sınırlaması olmalı. Süre sınırlaması yoksa gittikçe gider zaten sıkıntı olur. Amaca ulaşmaz ders saat içerisinde. İzleme etkinliğinin sonunda değerlendirme yapılması ki değerlendirme yapacağız ki kazanımlara ulaşıp ulaşmadığımızı gözlemleyebilirim. İzleme etkinliğine katılmak istemeyen öğrencilere izin vermeli. Hayır, bu bir resmi program. Resmi programda da herkes etkinliklere katılmak zorunda. E seçeneği olmaz yani. Öğretim materyali hazırlarken büyük ve küçük harf kullanımına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Gerekli yerlerde ve zorunlu durumlarda büyük harf kullanılmalıdır. Evet, gerekli yerlerde ve zorunlu durumlarda. Görsel bir materyale eklenecek olan sözel ifadenin okunurluğunu artırmak amacıyla küçük harfler tercih edilmelidir. Küçük harflerin
okuma hızı daha yoğundu, yüksekti, değil mi? Boyları farklı farklı olduğu için gözün bir harften diğer harfe geçişi daha kolay olacaktı. Büyük harflerde bütün harflerin boyu aynı olduğu için gözün harfleri ayırt etme gücü artar. Böylelikle okuma hızı da yükselir. Böyle mi olur? Tam tersi mi olur? Değil mi? Evet, böyle olmaz. Tam tersi olur diyorsunuz zaten. Bu yanlış bir ifade, doğru Yasemin. Çünkü küçük harfler için söylememiz gereken cümleyi büyük harf için söylemiş olduk. Aynen öyle. Sürekli büyük harf kullanılması dikkat ve algılamayı zorlaştırır. Çünkü hepsi aynı boyda olunca harflerin ayırt edilmesi güçtür. Küçük harflerde her harfin boyutunun ve şeklinin farklı olması gözün harfleri daha kolay seçmesini sağlar ve okuma daha kolay gerçekleşir. Bu da doğru bir ifade. Sizler de gördüğünüz üzere C seçeneğinde herhangi bir doğruluk payı yok. Başlıklarda iki kelime veya daha fazlaysa büyük harfler yazılamaz. Fazla doğru mu? Başlıklarda iki kelime ve daha fazlaysa. Yo, yazılabilir Yasemin. Hani iki kelimelik başlıklar bazen vurgu yapmak için, başlığı tepeye yerleştirmek için büyük harf kullanılabilir. Oradan yana bir sıkıntı yok. Ha, tek kelimelik büyük harfler daha iyi durur gibi gözükmekle beraber iki kelimenin büyük yazılamayacağına ilişkin herhangi bir sınırlamamız yok. Geldik arkadaşlar 2018 sorularına. Öğrencilerine kurallara uyma konusunda bilinç kazandırmak isteyen bir öğretmenin hayat bilgisi dersinde Dali'nin yaşantı konusuna göre ders işlediği düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini yapması daha etkili bir öğrenme sağlar demişiz. Öğrencilerine kurallara uymanın avantajlarını anlatan bir okuma parçası vermesi. Okumaya dayalı sözel. Kurallara uyma ile ilgili bir film izletmesi. Görsel işitsel. Kurallara uyan ve uymayan iki öğrenci arasında geçen bir diyaloğun canlandırılması. Yaparak yaşayarak dramatizasyonla edinilen bir yaşantı. Kurallara uymayan kişilere verilecek cezaların anlatılması. Ceza anlatmak zaten başlı başına etkisiz bir yöntem. Kurallarla ilgili öğrencilere resimlerin gösterilmesi sadece görsel. Ama C seçeneğinde öğrenci tüm duyu organlarını işe koşar. Dramatizasyonla edinilen yaşantılar daha kalıcı öğrenmeleri sağlar. Bir öğretmen tiyatrolar günü dolayısıyla öğrencilerine tiyatro tarihiyle ilgili bir PowerPoint sunum materyali hazırlamak istemektedir. Bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması materyal tasarım açısından doğru değildir. Materyalde yalnızca büyük harf kullanma. Direkt olarak cevap A seçeneğinde çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Yalnızca tek yazı karakteri kullanma. Evet, yazı karakteri mümkün olduğu kadar minimum düzeyde kullanılır. Yazı metnini 4-5 satırla sınırlandırma. Çok uzun yazılar materyali boğmaya başlar. Ayırt ediciliğini ve algısal ayırt edebilirliğini güçleştirir. 3 renkten fazla kullanmama. Ne kadar renk sayısı artarsa dikkat o kadar dağılacaktır. Slaytlarda çok fazla efekt kullanmama. Efekt bu sefer içeriğin önüne geçer demiştik. A seçeneği doğru cevap. Farkındaysanız arkadaşlar sorulan büyük kısmı yorumla yapabileceğiniz türden. Bunlar ÖSYM'nin materyal sorusu sorma biçimleri. Bazı kişiler kolaylık olması açısından internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları ise ürünlere dokunmadan ve hissetmeden satın almayı tercih etmemektedir. Ürünlere dokunarak ve bu şekilde hissederek satın alanlar için en uygun öğretim materyali aşağıdakilerden hangisidir? Ders kitabı mı, doküman kamera mı, kabartma haritalar mı, tepe göz mü, barko vizyon mu sorusunun cevabı dokunma özelliği olduğu için elbette ki kabartma haritalar. Çalışma yaprakları öğrenciler tarafından yapılması gereken işlemlerin sırasıyla belirtildiği ve öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu oldukları, aynı zamanda görsel öğeler ve renklerle eğlenceli bir ortamın sunulduğu öğretim araçlarıdır. Bir çalışma yaprağında özelliklerinden hangisinin olması doğru değildir? Yönerge bulunur mu çalışma yapraklarında? Bulunur. Öğrenci çalışma yaprağı nasıl kullanacağını böylelikle daha iyi anlamış olur. Tek renk kullanılması, neden tek renk kullanalım? Burada birden fazla renk kullanabiliriz. Çok renk kullanıp da dikkati dağıtmamak daha doğru olur. Alıştırma sorularının olması, sorular tabii ki alıştırma sorularını koymak mümkündür. Böylelikle öğrenci kendini de değerlendirmiş olacak. Konuların ayrıntılı hazırlanması, bir yapraktan bahsediyoruz. En fazla önlü arkalı bir yaprak. Önlü arkalı bir yaprakta da konuların ayrıntılı hazırlanması doğru değildir. Görsellere yer verilmesi çalışma yaprağının daha dikkat çekici olmasını sağlar. Yani hepinizin dediği gibi D seçeneği 2 ve 4 uygun değildir. Geldik 2017 sorularına arkadaşlar. Son 2 yılın sorularına bakacağız.
Gece gündüz oluşumu konusunu dersinde işlemek isteyen bir öğretmenin Dale'nin yaşantı konusuna göre aşağıdaki materyallerden hangisini kullanması daha etkili bir öğrenmeyi sağlar? Gece gündüz oluşumu konusunu derste işleyeceğiz. Video projeksiyon mu kullanalım? El mod dediğimiz doküman kamera mı olsun? Belgesel film mi izletelim? 3 boyutlu model üzerinde mi gösterelim? Poster mi hazırlayalım? Tabii ki 3 boyutlu model. 3 boyutlu model yaparak, simülasyon yöntemiyle benzerinden faydalanarak yapılan bir şey olduğu için kalıcılığı daha fazla olacaktır. İskelet sisteminin önemini ve iskelet sistemi sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini öğrencilere tartıştıran bir öğretmen, doğru ve yanlış oturuş pozisyonlarını tahtaya yansıttığı slide ile öğrencilerine gösterir. Hangisinin öğretmenin kullandığı bu yöntemden daha etkili olması beklenir? Film mi izletelim, sergiler yoluyla mı gösterelim, hareket resimlerle mi anlatalım, yaparak yaşayarak mı gösterelim, gezi gözler mi yaptıralım? Ne yaparız? Yanlış oturuş pozisyonunda öğrencilerin canlandırmasını isteriz mesela. Onlar da o oturuş pozisyonunda aslında ne olduğunu, nasıl olduğunu daha rahat anlama şansına sahipler. Elbette ki doğru cevabımız D seçeneği. Bir öğretim materyali hazırlamak isteyen bir öğretmen aşamalarını aşağıdaki hangi sırayla yerine getirmelidir? Şimdi bir öğretim materyali hazırlayacağız. Araç gerecin seçilmesi, kullanılacak yöntemin belirlenmesi, hedeflerin analizi, öğretim materyalinin hazırlanması, öğretime geçilmesi. Her zaman en tepede ne olacaktı? En tepede her zaman hedefler olacak değil mi arkadaşlar? Hedefler olacaksa en tepede öyleyse ne diyeceğiz? Bir kere başlangıç noktası 3 olacak. Değil mi? Önce 3 olacak başlangıç noktası. Ya A ya B seçeneği. Hedeflerin analizinden sonra önce ne yapmamız gerekiyor? Hangi yöntemi kullanacağımızı belirleyeceğiz değil mi? Yöntemimizi belirledik. Ondan sonra bir saniye. 3. Evet. Önce hedeflerin analizini yaptık. Sonra kullanılacak yöntemi belirledik. Arkasından araç gerecimizi seçtik. Şunu kullanacağız dedik. Ve o materyalin hazırlanmasını yaptık. Ve öğretime geçtik. Yani sizin de dediğiniz gibi B seçeneği sorunun doğru yanıtı. Devam edelim bakalım. Türkçe dersinde çalışma yaprağı kullanarak dersi işlemek isteyen bir öğretmenin çalışma yaprağını aşağıdakilerden hangisini koyması uygun olmaz? İlgi çekici konu ile ilgili görseller. Konuyu kavramayı kolaylaştırıcı anahtar sözcükler. Çalışma yaprağının kullanımını kolaylaştıracak yönergeler, değerlendirme sorularına ilişkin çözümler, konuyla ilgili merak uyandıracak sorular. Şimdi çözüm, yani değerlendirmenin sorularına ilişkin çözümleri neden versin? Değil mi? Çözümleri vermeyiz. Çözümleri kendi bulur öğrenci zaten. O yüzden bu da iki kere çalışma yaprağıyla ilgili sormuş olan iki soruyla benzerini buraya koymuş oldum. Gelelim son arkadaşlar. 2016 sorularını da çözelim. Ve materyal konusunda bitirmiş olalım. Aşağıdaki tabloda bir öğretmenin farklı dersler için kullanmayı planladığı materyal araç eşleştirmeleri verilmiştir. Yapılacak etkinliklerin özelliği düşünüldüğünde tablodaki eşleştirmelerin hangilerinde öğretimi üst düzeyde somutlaştırmak mümkündür? Hangisi diğerlerine göre daha somut bir öğrenmeyi sağlar şeklindeki bir soru. Birinci etkinliğimiz yıllara göre nüfus yoğunluğu kaynak tarama. İkincisi güneşin D vitamini almaya olan katkısı yapay modeller. Üçüncüsü polenlerin mikroskopla incelenmesi, mikroskop. Turistik mekanların incelenmesi, alan gezisi. Şimdi bunlar içerisinde hangisi en etkili olur? Bakalım. Şimdi şunu düşünebilirsiniz belki arkadaşlar. Somutlaştırma anlamında yapay modellerin kullanılması diye düşünebilirsiniz belki. Ama yapay modellerin nasıl kullanacaksın da güneşin D vitamini almaya olan katkısını göresin. Güneşin D vitamini olan katkısını görme şansına sahip değilsin. Onu somutlaştıramazsın çünkü değil mi? O yüzden o çerdiriciyi çok fazla düşünmeyeceğiz. Ama uygun değil. Aynen öyle. Amaca uygun değil. Belki yapay modeller daha üst düzey bir Dali'nin basamaklarına göre yukarıda. Ama amacımıza uygun değil. Polenlerin mikroskopla incelenmesi somut. Somutlaştırmış oluyorsun. Polenleri mikroskopun altına yerleştiriyorsun ve inceliyorsun. Turistik mekanların incelenmesi de direkt olarak alan gezisi. Böylelikle o mekanların neler olduğunu görmüş oluyorsun. Yani 3 ve 4 bizim için doğru cevap.
Hayat bilgisi dersinde çevremizi tanıyalım konusunu işleyecek olan Feryal öğretmenin, öğrencilerin üst düzeyde öğrenmelerini sağlamak için aşağıdaki etkinliklerden hangisini uygulaması amacına daha çok hizmet eder? Konumuz çevremizi tanıyalım. Konuları video üzerinden anlatırsa, öğrencilerden konuyla ilgili drama yapmasını istersen, hareketli resimler kullanarak dersi anlatırsa, kurumlara, parklara ve tesislere gezi düzenlerse, konuyla ilgili bir tartışma başlatırsa. Şimdi burada bakalım ne gelmiş cevaplar. D. Kurumlara, parklara ve tesislere gezi düzenleme. Dramatizasyonla elde edilen yaşantıların gezilere göre daha üstte, daha kalıcı öğrenmeler sağladığını biliyoruz. Ama burada uygun değil, değil mi? Çevremizi tanıyan. Mesela ne öğreteceğiz? Öğrencilere konu ile ilgili drama mı yaptıralım? Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında olduğu gibi. Onu mu canlandırayım? Yoksa direkt ağaçları göreyim mi? Gibi. O yüzden de burada amaç önemli yine. Amaç önemli olduğu için de yapmamız gereken şey gezi düzenleme. Evet, Dali'ye göre gezi düzenleme dramatizasyondan daha az kalıcı öğrenmeler sağlar. Ama dersin amacına daha uygun olduğu için bunu kullanacağız. Ve sosyal medya öğretmeni Sezen, öğrencilerin dikkatini derse çekmek amacıyla tahtaya Türkiye'nin turistik yerleri diye yazar ve öğrencilerinden bu konuda akıllarına gelen ilk sözcükleri söylemelerini ister. Sezen öğretmen, öğrencilerin söylediği tüm sözcükleri birbirine bağlar. Sezen öğretmenin öğrencilerinin derse dikkatlerini çekmeye çalıştığı bu uygulama hangisi olabilir? Düşünceyi ortaya çıkaran kim? Öğrencilerin kendisi. Öğrencilerin kendisi ortaya çıkardığı için zihin haritası. Yani çünkü buradaki ilk akıllarına gelen şeyi öğrenciler söylüyor. Kavram haritası nesnel bilgi barındırır. Burada ise öğrencilerin öznel kanıları da var. Aklına ilk geldiği fikirler aynen öyle. Akıllarına ilk gelenler burada önemli. Diğerleri kavram haritasını öğretide detaylı göreceksiniz. Yapılandırılmış grid yine ölçme değerlendirme dersinde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bilgi haritasını göreceksiniz. Argümantasyonun bunda zaten bir ilgisi yok. Onu da görüyor olacaksınız. Deney olanakları sınırlı bir okulda fen ve teknoloji öğretmenliği yapan Sami öğretmen, yeterli malzemesi bulunmadığı için bazı deneyleri tablet üzerinden yapmaya karar verir. Sami öğretmenin öncelikle hangi yazılımı kullanması beklenir? Ne yapacak Sami öğretmen? Malzemesi yok, deney yapacak. Deney için gerçek ortamı kullanamıyorsak o zaman bir benzetim ortamı oluşturacağız. Burada benzetim yazılımına ihtiyacı var Sami öğretmenin. Evet arkadaşlar, materyal dersi bitti. Sınıf yönetimi bitmişti. Program gelişimi de bitirmiştik. Hadi geçmiş olsun herkese. Şimdi kalan sürede ne yapmanız gerekiyor? Ya da biz ne yapacağız? Şimdi materyal arkadaşlar çok detaylı bir konudur, onu söyleyeyim. Bir sene boyunca öğretim görülüyor materyal dersinden. Ben size materyal dersini çok ayrıntılı mı anlattım? Hayır. Sadece daha çok başlıklara değindik. Çünkü sonu yok. Ama soruları görüyorsunuz. Birkaç basit bilgiye sadece ihtiyacınız var. Gerisi sınav sırasındaki yorum gücünüz. Ben birebir çakmalarını hazırladım. Yani ÖSYM'nin sorduğu sorular, benim hazırlamış olduğum soruların çok çok benzeri. Direkt olarak çakmalarını hazırladım. Çok da rahat çözebildiğinizin farkındayım. Belki bir iki soruda bilgi eksikliğinden kaynaklanan zorlanmalarınız olabilir. Onlar da kabul edilir. Çünkü konu tekrar siz zaten yapacaksınız. Epey zamandır salılarımızı, bazen cumartesilerimizi, bazen de pazarlarımızı paylaştık. Evet, sonra atarım, gruba atarım, bu slide'ı da atacağım gruba. Kayıttan mutlaka izlersin kadar. Yani salı haftanın iki günü minimum birlikteydik. Tabii çok böyle teknik derslerdir. Materyal dersi, program gelişme dersi, sınıf yönetimi dersi de keza öyle. O yüzden odaklanmanın zor olduğu dersler olarak da düşünülebilir. Ama soruları kolaydır. Yoruma çok açık değildir. Hani yorum soruları olsa da basit bilgiyle beraber çözebileceğiniz sorulardır. Sizin yapmanız gereken sınıf yönetimi ve materyal konusunda öyle çok çalışmak falan değil. Ara ara konu başlıklarını hatırlamak. Bu yüzden de böyle enerjinizi alacak olan alan olmaktan ziyade ara ara tekrar yapacağınız bir alan olacak. Siz enerjinizi daha ÖYT'ye yönelteceksiniz. ÖYT'yi iyi yaptığınızda sınıf yönetimi ve materyalden de aslında
3 aşağı 5 yukarı konulara hakim olmuş oluyorsunuz. Çünkü ikisinin de içeriği sınıf ortamı. Tıpkı ÖYT dersinde olduğu gibi ona başladığınız zaman ben özellikle kavram haritalarını falan çok fazla ayrıntıya girmeden çok yüzeysel olarak geçtim ki Murat Hoca'nın üslubuyla konuları dinlemiş olun. O çünkü daha ayrıntılı anlatacak size. Ben yüzeyselleşirken üslup çatışması olmasın diye değinmedim bile diyebiliriz. Çok basitçe geçtim. Program geliştirme dersleri içerisinde belki benim size anlatmış olduğum dersler içerisinde ayrıntısı en fazla olan ders. Orada da size göndermiş olduğum özet fotokopilerden mutlaka çalışın. Ara ara kayıtları dinleyin. İmkanımız olanağımız olursa sınav öncesinde tekrar toplanırız. Tüm dersleri bir daha göz önünden geçiririz. Bir özet geçeriz. Sorularını hızlıca cevaplandırmış olurum. Zaten gruptayız. Gruptan ayrılmayacağım. Sorularınız olursa gruptan da özelden de bana yazabilirsiniz. Var mı arkadaşlar sizin bana sormak istediğiniz herhangi bir şey? Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim Yasemin. O zaman salı günleri akşamları şimdilik özgürsünüz. Cumartesi veya pazar günleri bu saate tabii rehberlik dersiniz başlayacak. Murat Hoca'ya hemen ben rehberlik dersini yerleştirebileceğini söyleyeyim. Bana ayrılmış sürenin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi telefonlarım size açık. Bir sıkıntı olduğunda bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin de rahat rahat ulaşın. Sormak istediğiniz her neyse konu için konu dışı fark etmez. Mutlaka geç olsa da dönüş yaparım. Bazen derste olurum geç dönerim ama mutlaka dönüş yaparım. Sizinle geçirmiş olduğum vakit keyifli bir vakitti. Benim için de gayet renkli oldu, güzel oldu. Dilerim hepiniz hedefinize bu sürecin sonunda ulaşmış olursunuz. Ama nihayetinde ülkenin koşullarının da çok önemli olduğu bir sınav hazırlık süreci bu. Siz üzerinize düşeni yapmaya devam ettiğiniz müddetçe eninde sonunda atanırsınız. Ama hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Çünkü ülkenin koşullarından bağımsız değil verilecek olan kontenjanlar. Bir gün bu ülke yine öğretmenliğe bol kontenjan ayıracak. Bol kontenjan ayırdığı güne hazır olun. Ama 2021, ama 2022, ama 2023 hiç fark etmez. Siz disiplininizi kaybetmeden çalışmaya devam edin. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hepinizin emekliliği öğretmenlikten olacak. Ama bırakmayan için geçerli. Dış uyarıcıları dinlemeden, kontenjanlar ne olur, ne alırlar bizden, onu aldırış etmeden. Siz kendi branşınızın birincisi olmak için çalışın. Olmadı ikincisi olmak için çalışın. Olmadı üçüncüsü olmak için çalışın. Sistemin sizi eleyemeyeceği bir derece elde edin. Tekrar söylüyorum. Eninde sonunda atanacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama sabırla bazen bu ülkede yaşamanın bir bedeli olmalı. Bu ülke öyle çok güzel giden, çok böyle rahat, tuzu kuru insanlar olsa da en azından sınava hazırlanan sizlerin tuzu kuru değil. Zor bir ülkenin de öğretmen atanmak da hak ettiğinizi elde etmek de elbette ki kolay olmuyor. O da çok zor oluyor. Ama bileğinizin hakkıyla bu noktaya kadar geldiniz. Bundan sonra da bileğinizin hakkıyla sizler hedefinize ulaşmış olacaksınız. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Size kendine Haberleşiriz zaten gruplardan falan da. Herkese benden sonra güzel bir dönem diliyorum.